bu şekilde daha güzel olur. Motorların yüksek güç problemini bu şekilde daha rahat şey yapabiliriz. Yarışmada ekleyeceğimiz su yüküyle birlikte çok daha güzel olacak. Otonom yazılımlarını yükledik mi? Yükledik. Sadece şu an alıcımız eksik. Alıcımızı da taktıktan sonra uçuşa hazırlayacağız. Tamam, uçuş parametreleri. Oynamayı buradan Aynen öğrendik. Oradan Wingax'tan yapılan önlemeyi bu aşağıdakileri sıkıştırarak Aynen öğrendik. Artık kanatlar çok fazla hareket Burnun geçmiyor. Tamiratını hallettik. Okey, o da. Bataryamızı sabitledik. Hı-hı, sabitledik çift ağırlık tarafından. Merkez harika. Evet, gayet güzel. Motorun önündeki bantlarımızı hallettik. Gayet Aynen, güzel. Bir sıkıntı yok. Evet, şu an uçuşa hazırız gibi görünüyor. Aynen, uçuşa hazırız. Gayet tamam. Güzel. Hı-hı. Elinize sağlık arkadaşlar. Biraz daha açabiliriz. Şu. Şu anda ekibimiz 30 kişi. 4 kategoride yarışmaya hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra araştırma geliştirme projeleri de yapıyoruz. Ekibimizin içerisinde skala çok geniş. Lisans öğrencileri de var, yüksek lisans öğrencileri de var. Benim gibi doktora öğrencileri de var. Gölge insan hava aracı oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. Aynı zamanda düşük hızlarda da uçabiliyor. Buna yönelik olarak tasarladık. Çünkü rakibini bulması, kitlenmesi sürecinde yavaş uçması gerekebiliyor. Ama onu takip etmeye başladığı zaman da rakibi kaçma hareketine girerse hızlı bir şekilde yüksek açılı manevralar yaparak takip edebilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 15 dakika havada kalabiliyor. Bu bir yarışma roundu boyunca havada kalabileceği bir şey zaten. 4,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Bunun yanı sıra da kanat açıklığı 2,4 metre oldukça aslında büyük bir uçak. Evet, tasarımlarını kendimiz gerçekleştiriyoruz bütün uçaklarımızın. 7 senelik bir zaman diliminde yaklaşık 15 tane uçak tasarlamış olduk. Hepsi üniversitemiz tarafından gerçekleştirildi tasarımları, analizlere. Aynı zamanda yapısal parçalarının tamamı üniversitemizin altyapılarıyla üretiliyor. Bu noktada uçaklarımızın tamamen özgün olduğunu, hazır modellerden zaten ayrıştığını bu kapsamda da söyleyebiliriz. Bunu değerli kılan şey içine yazılan kod. Zaten bu kodu da öğrencilerimiz hem uçuş algoritması hem takip algoritması hem de görüntüden tespit edebilmek üzerine kendileri yapıyorlar bu çalışmaları. 2013 yılından itibaren günümüze kadar her sene çeşitli farklı kategorilerde yarışmalara katıldık ve gerek dünya çapında gerekse Türkiye çapında çeşitli başarılar elde ettik. Bu sene ise Savaşan İHA yarışmasına arkamda gördüğünüz Gölge insansız hava aracıyla katılmayı planlıyoruz. Savaşan İHA yarışması Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalar arasında en prestijli olan yarışma olduğunu söyleyebilirim. Gerek en yüksek para ödülüyle gerek yarışmanın isterleri karşısındaki zorluklarla bunları başarmanın özellikle üniversite seviyesindeki öğrencileri zorlamasıyla kesinlikle çok önemli ve prestijli bir yarışma. Biz de ekibimizin geçmiş tecrübelerinden ve yeteneklerinden yararlanarak bu sene Savaşan İHA yarışmasında iddialı bir şekilde katılmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık sürecimiz kaldı. Çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki burada birçok öğrenci tüm yazını ekibe ayırması gerekiyor ve bu tamamen gönüllülük usulüne dayanarak yapılıyor. Bu öğrencilerin buradan herhangi hiçbir maddi kazancı olmuyor. Bu da işin ne kadar güzel olduğunu gösteren başka bir özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Yarışma bizim havacılık kültürü içerisinde it dalaşı dediğimiz terimi yapmamızı isteyen bir yarışma. Bu da uçakların havada birbirini kovalamasını gerektiriyor. Bunu tamamen otonom bir şekilde yazdığımız takip ve kovalama algoritmalarıyla birlikte yapıyoruz. Uçağın bunları iyi yapabilmesi için yüksek bir
manevra kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için motoru önden arkaya alıyoruz. Kanatları gövdenin alt tarafına doğru konumlandırarak uçağın kararlılığını düşürüp yüksek manevra kabiliyetinde olmasını sağlıyoruz. Tasarım özellikleri bu şekilde. Tabii ki kuyruk tasarımını yaparken de pervanenin hava akımından etkilenmemesi için V kuyruk tasarımını seçiyoruz. Bu şekilde uçağın önüne taktığımız kamera ile birlikte önde motor olmaması nedeniyle kamerayı buraya entegre edip görüntü alıyoruz ve kameradan aldığımız görüntü üzerinden rakiplerimizi tanıyıp onları tespit edip takip algoritmamızı çalıştırıyoruz ve otonom bir şekilde rakiplerimizi bir gölge gibi takip edebiliyor. Evet. Kendisi hareket ediyor. Tam otonom aslında bu anlama geliyor. Biz gerekli yazılımları uçağın içerisine yükleyip uçağı piste koyuyoruz. Ondan sonra sadece başlat tuşuna basıyoruz. Ondan sonra otonom bir şekilde kalkış, uçuş, takip algoritmaları, kovalama algoritmaları ve kilit fazla test uçuşunun yapılması gereken şeyler. Aslında bizi diğer ekiplerden ayıran noktalardan birisi de burada bahsedebilirim. Gerek okulumuzun bize kazandırdığı kültür, gerekse dünyadaki birkaç havaalanına sahip üniversiteden biri olmanın getirdiği ayrıcalık, havacılık kültürünü buram buram yaşamak. Ve bu havacılık kültürü gerek yönetim ve gerek operasyonel uçuş yönetimleri alanında diğer ekiplerden daha farklı olmamızı sağlıyor.